yapıldığı haberini almış olduk. Gözaltına alınanlar arasında ağırlıklı olarak il ve ilçe yöneticilerimizin yanı sıra gazeteciler, öğrenciler de yer alıyor. Bu operasyonların 15 Şubat komplosunun yıldönümü vesilesiyle yapıldığını düşünüyoruz ve bu keyfi ve hukuksuz gözaltıları sert bir dille kınıyoruz. Değerli arkadaşlar, siyasi iktidara bir kez daha şu çağrıyı yapmak istiyoruz. HDP üzerindeki şiddet dolu ellerinizi çekiniz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakınız. Sevgili arkadaşlar, son bir haftada yine AKP-MHP iktidarının baş döndüren ve hesapsız diplomatik savrulmalarına tanıklık ettik hep birlikte. Özelde İdlib, genelde Suriye ve Libya üzerinden yapılan pazarlıkların tam olarak hangi ilkeler ve hedefler doğrultusunda yapıldığını eminiz ki Erdoğan ve çevresindeki 3-5 kişi dışında kimse bilmiyor. Rusya'dan NATO'ya doğru yaşanan bu hızlı eksen kaymasını izah etmeleri mümkün değil. Çünkü neresinden tutarsanız tutun, dökülen bir dış politika söz konusu. Astana ve Soçi süreçlerinde de sona yaklaşıldıkça yayılmacı ve sömürgeci amaçlarla, militarist yöntemlerle Kürtlerin kazanımlarını yok etmek, bölgenin doğal varlıklarına el koymak isteyen ilkesiz, savruk bir dış politikanın sürüklendiği vahim bir tabloya tanık oluyoruz bugünlerde. Değerli arkadaşlar, hatırlanacağı gibi Rusya uçağının düşürüldüğü dönemde Rusya'nın Suriye'de ne işi var diye deniliyor, sorular soruluyordu. ABD Kobane'nin IŞİD'den kurtarılmasına destek sağladığı dönemde ise ABD'nin Suriye'de ne işi var sorusu tek koro halinde yüksek sesle dile getiriliyordu. Peki Türkiye'nin Suriye topraklarında ne işi var? Türkiye askerinin İdlib'de ne işi var? Türkiye askeri İdlib'de ne uğruna ölüyor sorusunu ise sorduğumuzda fena halde bozuluyorlar ve öfkeleniyorlar. Siyasi etikten ve siyasi adaptan uzak her cümleyi bu soruyu soranlara kuruyorlar. Değerli arkadaşlar, onlar hangi cümleyi kurarsa kursunlar, HDP olarak biz sormamız gerekenleri sormaya, gerçekleri gün ışığına çıkarmaya devam edeceğiz. Erdoğan İdlib'e dostlarımızla birlikte rejim güçlerine karşı mücadele ediyoruz diye açıklama yapıyor. Biz de buradan şu çağrıyı yapıyoruz. Sayın Erdoğan, Suriye rejimine karşı omuz omuzuna mücadele ettiğiniz ÖSO çeteleri değilse şu meşru dostlarınız kimler, açıklayın da bilelim. Türkiye adına attığınız her adımı, yaptığınız her işi her yurttaşın bilmeye hakkı var. Elbette bu ilkesiz ve savruk politika, üstenci ve kibirli siyasi tavır sadece Suriye ile ve Libya ile sınırlı değil. Doğu Akdeniz'e doğru genişlemenin hesaplarını yapan iktidar, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi temsilcilerinin düşüncelerine kendi ülkeleriyle, kendi siyasi kaderleriyle ilgili kararlarına karşı da ne kadar saygısız olduklarını bu son hafta içerisinde görmüş olduk. Hatırlanacağı üzere 2004'te federal ve birleşik bir Kıbrıs önerisini içeren anlam planına Kıbrıslı Türkler barıştan ve çözümden yana tutumlarını ortaya koyarak referanduma evet demişlerdi. Bu iradenin bir yansıması olarak önce eski Cumhurbaşkanı Sayın Talat ve şimdi de Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı yapıcı ve kalıcı bir çözüm için Kıbrıslı Türklerin temel haklarını gözeterek bugüne dek samimi bir çaba gösterdiklerine de tanık oluyoruz. Bizler ırkçı ve yeni Osmanlı heveslerine dayalı bir ilhak seçeneğine karşı Sayın Akıncı'nın demokratik ve çoğulcu tutumuna yönelik sergilenen saygısız ve üstenci tavırları da daha önce
Kıbrıslı Türklere besleme ifadesini kullanan bu üstenci ve kibirli anlayışı da çok iyi tanıyoruz. Eğer AKP-MHP iktidarı gerçekten Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını savunuyorsa, Kıbrıslı Türklerin iradesine saygılı olmalı ve baş müzakereci sıfatıyla seçilmiş cumhurbaşkanına düşüncelerine ve kendi kaderlerini belirleme haklarına saygı duyma erdemini göstermeli. Kıbrıs konusunda söylenecek çok söz, kurulacak çok cümle var. Ancak bu kısa açıklama vesilesiyle bir kez daha HDP olarak Kıbrıs'ta ünlüye karşı iki toplumun eşitliğini savunan, bağımsız, birleşik, federal bir çözüm isteyen Kıbrıs halklarının bir arada yaşama iradesine olan desteğimizi yinelemek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, yarın 15 Şubat. Bundan tam 21 yıl önce 15 Şubat 1999'da Öcalan şahsında Kürtleri Orta Doğu nezdinde tasfiye etme sürecinin ve uluslararası bir komplonun 21. yılı. Bugün başta Suriye olmak üzere bölgedeki gelişmeler, Kürtlerin özgürlük mücadelesini akamete uğratma, özgürleşme sürecini belirsiz bir geleceğe erteleme hamleleri ve İmralı'da kurulan mutlak tecrit sistemi dikkate alındığında Öcalan'ın neden Suriye'den çıkarılmak istendiği sorusunun yanıtını daha iyi anlaşılacaktır. O dönemde ABD, İngiltere, Rusya gibi birçok ülkenin planlayıcısı olduğu bu komplo amacına hiçbir zaman ulaşamadı. Kürtler 1999'dan bu yana çok ağır bedeller ödediler, çok büyük acılar yaşadılar, binlerce insan hayatını kaybetti, zindanlara atıldılar, evleri başlarına yıkıldı, zorunlu göçe tabi tutuldular. Bunların hepsi komplonun bir parçası olarak devreye konulan politikaların birer sonucuydu. Ne var ki Sayın Öcalan'ın İmralı'daki kararlı duruşu, sergilediği onurlu direniş ve tutarlı mücadele sayesinde barış, diyalog ve demokratik çözüm konusunda gösterdiği ısrar sayesinde uluslararası komplo boşa çıkarılmış ve başarıya ulaşamamıştır. Bugün hala Orta Doğu'da halklar nezdinde var olan direniş, Rojava halklarına yol gösteren eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik yaşam projeksiyonu ve örgütlü halk iradesi komplonun başarıya ulaşmadığının biricik kanıtıdır. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle iktidara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Kendi yasalarınıza ve Türkiye'nin altında imzası bulunan uluslararası sözleşmelere uyunuz. İmralı'da tecrite son veriniz, diyalog ve müzakerenin, onurlu barış ve demokratik çözümün kapısını açınız. Ülkede de, bölgede de büyük barışın olmasını isteyen, bu sorunu bir haftada çözerim diyen Sayın Öcalan'a kulak veriniz. Değerli arkadaşlar, yeri gelmişken değinmekte fayda var. Bugün bölgede ne yaptığını bilmeyen bir serseri mayın gibi oradan buraya sürüklenen bir iktidar anlayışından bir saldırgan dış politikayla yüz yüzeyiz. Hatırlanacağı gibi Öcalan daha önce de bu tür bir savruk politikaların yaşandığı dönemde barıştan ve demokratik çözümden vazgeçildiğinde, savaşta ve şiddette ısrar edildiğinde bir darbe mekaniğinin devreye gireceğini ve süreci bugünkünden olduğundan çok farklı bir mecraya dönüştüreceğinin altını çizmişti. Değerli arkadaşlar, ne yazık ki bu dönemde yine böylesine bir kaotik bir süreç içerisinden geçtiğimizin altını çizmek istiyoruz. Eğer ortaya çıkacak her durumda yeniden başka darbe mekaniklerinin
harekete geçme ihtimalinin giderek güçlenmekte olduğunun altını çizmek istiyor ve hükümeti bölgede de ülkede de barışçıl politikalara dönmeye çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, biz bu çağrıyla birlikte ülkede de bölgede de daha fazla büyük acıların yaşanmasına, daha fazla kan ve gözyaşı dökülmesine, daha fazla kaynağın silah tüccarlarına akıtılmasına yol açan yayılmacı ve sömürgeci politikalara itirazlarımızı yüksek sesle bir kez daha dile getiriyoruz. Başta Suriye olmak üzere bölgedeki bütün askeri varlığınızı çekiniz diyoruz. Bölge halklarının ortak çıkarlarını ve eşit haklar temelinde birlikte yaşamlarını eksen alan barışçıl bir iç ve dış politikaya hızla dönüş yapınız. Değerli arkadaşlar, son olarak 23 Şubat'ta gerçekleşecek olan kongremize ilişkin birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Uzun zamandır AKP-MHP iktidarınca partimizin varlığına yöneltilmiş çok yönlü saldırılar eşliğinde süren bir iki yıllık çetin mücadele sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 23 Şubat'ta 4. Büyük Kongremizi gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi 12 Ocak'ta Gençlik Konferansımızı, 19 Ocak'ta Kadın Konferansımızı, 24-25 Ocak'ta 3. Büyük Olağan Konferansımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi bütün bu çalışmaların ortak bir örgütsel havuzda derlenip toparlanacağı, önümüzdeki 2 yıllık dönemde partimizin politik ve örgütsel çizgisine yön verecek politikaların bağlayıcı karara dönüştürüleceği büyük kongremiz var. Büyük kongreye bir hafta gibi çok az bir zaman kaldı. Merkez Yürütme Kurulumuzca görevlendirilmiş olan kongre komisyonumuz başta olmak üzere tüm komisyonlarımız, il ilçe örgütlerimiz çalışmalarını sürdürüyor, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.